Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Bilgi sorularımıza devam ediyoruz ve sizler için yeni ve yakın çağdan iki tane sorumuz var. Biliyorsunuz ki hep aynı konular olmaz değil mi? Bazen de diğer konulara yönelmemiz lazım. Çünkü ÖSYM tarafından tercih edilen konuların arasında geliyor yeni ve yakın çağ. O yüzden ne yapmamız lazım? Dikkat etmemiz lazım. Şimdi iki sorumuza bakalım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Bakalım. 1815 yılında toplanan Viyana Kongresi'nden sonra oluşturulan kutsal bağlaşmanın amacı aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkına baktığımızda Avrupa'daki mutlak krallık yöntemlerini korumak, B şıkkı sosyalist akımlara destek vermek, C şıkkı sanayi devrimini Avrupa kıtasında yayılmasını önlemek, D şıkkı Fransa'nın eski gücüne kavuşmasını engellemek, E şıkkı Osmanlı İmparatorluğu'nda çıkan ayaklanmaları önlemek. Şimdi kutsal bağlaşma dediği dörtlü ittifaktır. Değerli arkadaşlarım, Avusturya, Rusya, Prusya ve İngiltere'ydi. Hatırladık değil mi? Dörtlü ittifak. Viyana Kongresi. Avusturya Macaristan İmparatoru Metternich tarafından toplanılan yani onun önderliğinde toplanan kongredir. Metternich. Tamam. Şimdi kutsal bağlaşmanın amacı ne? Onu bizden istiyorum. Aşkına baktığımızda Avrupa'daki mutlak krallık yönetimlerini, yönetimlerini korumak. Bu kalsın mı? Kalsın. Sosyalist akımlara destek vermek hiçbir alakası yok. Buna ulaşamıyoruz. Sanayi devriminin Avrupa kıtasına yayılmasını önlemek. Zaten İngiltere Dörtlü İttifakı'nın içinde nasıl engelleyecekler? Bu gitti. Fransa'nın eski gücüne kavuşmasını engellemek böyle bir amaçları yoktur. Böyle bir amaçları yok. Çünkü birazdan amacı söyleyeceğim sizlere. Osmanlı İmparatorluğu'nda çıkan ayaklanmaları önlemek Osmanlı ile alakası yoktur. Hatta Rusya Osmanlı'yı hasta adam olarak nitelendirmiştir. Tamam. Bu da gitti. Sevgili arkadaşlarım Viyana Kongresi'nde kutsal bağlaşmanın amacı çok uluslu yapıyı korumaktı. Yani mutlak krallık yöntemlerini yönetimlerini korumaktı. Anladık değil mi? O yüzden değişikliğine ulaşamayız. Mutlak krallık yönetimlerini korumak için Avusturya Macaristan İmparatoru Meternik kutsal bağlaşmayı bir nevi olsun sağladı. Cevabımız aşıkla. Gitti. Gelelim diğer bir sorumuza. Şöyle Reform hareketlerinin sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Avrupa'da mezhep birliğinin parçalanması, Katolik kilisesine ekonomik kayba uğraması, mezhep savaşlarının artması, laik eğitim savaşının başlaması, en düğücü başlaması. Şimdi mezhep birliği parçalandı mı? Parçalandı. Çünkü papanın öğretileri su yüzüne çıktı. Tamam yalan olduğu anlaşıldı. Katolik kilisesi ekonomik kayba uğradı mı? Uğradı. Mezhep savaşları arttı mı? Arttı. Hatta 30 yıl savaşları var. Tamam. Layık eğitim anlayışı başlıyorum, Başlıyor. Çünkü artık eğitim kilisenin elinden alınıyor. Endürücan sorununun başlaması endürücan ne demek? Cennette yer vaat etme demektir. Tapu kağıtları demektir. Tapu. Orta Çağ Avrupa'sına ait bir kavramdır bu. Cevabımız E şıkkıdır. Bu sorun ortaya çıkmaz. Artık bu sorun ortadan kalkacaktır. Değerli arkadaşlarım. 2 de 2 yapmışsanız yorumda belirtiyorsunuz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir başka paylaşımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.